Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, hayırlı akşamlar dileyerek bugünkü Çarşamba Sohbetleri programımıza başlıyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Alparslan Açık Genç hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Uzun süredir de görüşemiyorduk. Evet. Yıllar olmuştu yine yüz yüze yaptığımız programlarda. Evet. Orada zaman aşımına uğradı. Yeniden vicahen bir olmasa da bir araya gelmiş olduk. Alparslan Açık Genç hocam Erzurumlu. Lisans öğrenimini Ankara İlahiyat Fakültesi'nde, yüksek lisansını Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'nde, doktorasını da Chicago'da tamamlamış. O Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlamış. Felsefe tarihi hocası. Bugün bir müddet Malezya İslam Üniversitesi'nde. Ne kadar kaldınız hocam orada? Malezya. Orada 7 yıl. 7 yıl yaptıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönüyor. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'nden sonra İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine devam ediyor. Hocam nedir felsefe? İslam alimleri felsefeye biraz ters mi bakmış diyelim? Böyle bir şey var. Bir diğer taraftan da geri kalış sebeplerimizin biri olarak da felsefeyi dışlamamış olmak gibi iddialar da var. Hocam nedir felsefe? Niye felsefe? Buyurun, söz sizde hocam. Evet, şimdi tabii felsefeyi kalkıp da ölsem diyecekler elbette ki kendi alanı, yani başka ne diyebilir ki? Mecburen felsefeyi övecek, gerekli diyecek diye söyleyenler olabilir. Evet. Ama birçok filozofun da görüşüne müracaat ettiğimizde, evet, şöyle söyleyelim. İşte Eflatun olarak bizim geleneğimizde bilinen Platon, evet, Yunan, eski Yunan filozoflarından, milattan önce yaklaşık 400'lü yıllardan, evet, günümüze kadar gelen ta mesela Whitehead'e kadar. Whitehead'deki vurgu biraz daha fazla. Eğer diyor benim felsefeden anladığım doğru ise, evet, medeniyetleşme açısından en önemli bilim, en önde gelen bilim felsefedir diye, evet, özetleyebiliriz. Ama tabii ki neden? Yani onun nedenlerini açıklamak lazım. Nedenleri çok önemli. Zannedersem en önemli nedeni düşünceye önem vermesi. Yine bilimlerin önünü açıcı kavram tahlillerini yapmış olması felsefenin. Zihnimizde bulunup da anlamları çok netleşmeyen kavramları işte tahlil etme, terkip etme, ayırıştırma, açıklama vesaire gibi birçok çeşitli yönlerle onu açıklaması açısından bilimlere bir nevi yol gösterici olması yönüyle felsefe önemseniyor. Dolayısıyla bilimlerin önünü açan bir bilim olarak görülüyor. Zaten herkesin bildiği meşhur bir söz var, devamlı söylerler. Felsefe bilimlerin anasıdır diye. Çünkü bütün medeniyetlerde gerçekten bilimler felsefenin içinden doğmuştur. Bunun örnekleri aslında kendi medeniyetimizde de böyledir ama bizim medeniyetimizde felsefe, bilimler, tabii bu açıklamaya biraz zor gireceğiz ama bilim felsefesi yönünden açıklamaya çalışırken belki, evet, değinebiliriz. Benim bir önemli gördüğüm tablom var. O tabloda görüleceği üzere İslam medeniyetinde diğer bütün bilimler fıkıhın içinden doğmuştur. Böyle bir özelliği var. Yani fıkıh demek ki bizde ilk başta felsefenin görevini yerine getirdi. Daha, evet, sonra ayrışmaya başladı. Alt dallara vesaire, her dal ayrıldı ondan. Tek başına bağımsız bilimler halinde bizim bilim geleneğimizi oluşturdular. Böyle bir özetleme yapabiliriz. Evet. Başlık olarak demiştik ki farklı bir yaklaşımla bilim felsefesi. Evet. Evet.
Şimdi ana konumuza gelirsek hocam. Buyurun. Ana konumuza evet. geçelim. Evet. O da ana konumuz da zannedersem bunun bir açıklaması niteliğinde kabul edilebilir. Ben bir PowerPoint sunumu hazırlamıştım. Eğer evet, o yansıtılırsa oradan evet. devam etmeye çalışayım. Evet, buyurun hocam. Evet, birinci slaytla başlayabiliriz. Gökhan Bey mi getirecek slaytları? Evet, evet. Gökhan Bey getirecek. Tamam. Öncelikle farklı diyoruz. Yani ne demek farklı bir yaklaşım? Demek ki şimdiye kadar bilim felsefesinde olan gelişmeler var. O gelişmelerden biraz daha farklı bir yaklaşımla bilim felsefesini ben sunmaya çalışacağım. Evet. Hemen ikinci slayda geçebiliriz. Ben tıklayınca geçiyor mu ikinci slayda? Geçiyormuş hocam, söyledi ya. Evet, değiştiremedim ama. Acaba buradan mı değiştiriyorum? Evet, şimdi ilk slaydımıza geçtik mi? Bilim evet. felsefesinin. Evet. Bilim, tamam, bilim felsefesinin konusu. Evet. Bu bir nevi bugüne kadar olan bilim felsefesindeki çalışmalara örnek olsun diye kısaca zikretmek istiyorum. Ki farklı yaklaşım nedir bizim ortaya koymaya çalıştığımız, biraz daha bu anlaşılsın. Mesela Türkçe'de çok fazla yok maalesef. Bilim felsefesi üzerine kitaplar, yani sayı olarak saysak herhalde 5-6 kitap ancak çıkabilir. Ama belki bilim felsefesinin çeşitli konuları üzerine yazılmış farklı kitaplar olabilir. Evet, ben hocam. 3 tane kitabı burada zikretmek istiyorum. Tabii tercümeler de var. İngilizceden veya diğer dillerden bilim felsefesine giriş vesaire gibi yapılmış bazı tercüme çalışmalar da var. Herhalde herkes görmüştür. Biraz eski olması açısından Ömer Demir'in bilim felsefesi, dikkat edilirse mantıksal pozitivizm, Popper'ın bilime olan yaklaşımı, yanlışlamacılık veya eleştirel akılcılık, Wittgenstein yine, Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı, Lakatos'un yine Althusser, Feyerabend vesaire gibi konular. Bunlar tek tek bölümlerin başlıkları. Şimdi dikkat edilirse bu kitap normalde bilim felsefesinde belli konuları ele alıp işleyen bir eser, bir çalışma. Dolayısıyla bilim felsefesi nedir, yöntemi nedir, konuları nelerdir, hangi teoriler var, hangi bilim anlayışları var, bunları ele alan bir kitap değil. Bizi daha çok o türden bir kitap ilgilendiriyor doğrusu. O türden bir kitap birazcık Cemal Yıldırım Hoca'nın kitabı var. Orta Doğu'da beraberdik onunla, vefat etti kendisi şimdi. Bilim felsefesi adı altında. İngilizcesi de var, bunun Türkçesi de var. İkisini de yazmış hoca. Evet. Onun konuları daha ziyade bu benim zikretmeye çalıştığım konular. Bu tür konuları ele almış. Yani bu gerçek anlamda bilim felsefesine giriş olarak sayılabilir. Fakat benim farklı yaklaşım olarak ortaya koymaya çalıştığım hususlar burada yok. Zaten olamaz da, çünkü Cemal Hoca pozitivist idi. Bu bizim yaklaşımımızı kabul edeceğini zannetmiyorum. Belki tek tük bir şeyleri kabul edebilirdi ama umumi manada yaklaşımı kabul edeceğini zannetmiyorum. Abdülkadir Çüçen Hoca var Uludağ Üniversitesi'nde. Onun Bilim Felsefesine Giriş diye bir kitabı var, yeni yazdı. Bu biraz daha yine öğrencilere ders kitabı niteliğinde yapılmış bir çalışma. Bu da gerçek anlamda elbette bilim felsefesine giriş sayılır. Konuları vesaire ele aldığı konular açısından. Şimdi onun dışındaki İngilizce'de bile çok ilginç. Bu benim söylediğim yaklaşımla ele alınmış bir kitap bulamadım ben.
Belki vardır, ben rastlamadım. Ama evet, çok araştırdım. Hep işte Philosophy of Science İngilizcesi olarak yazılmış kitapları tek tek içindekileri tabii kontrol ettim. Bu yaklaşımı göremedim onların hiçbirisinde. Peki nedir bu benim burada anlatmak istediğim yaklaşım? Evet, şimdi ben burada bilim felsefesinin gerçek anlamda konusu olarak dört önemli hususu dile getiriyorum ve bunların mutlaka bilim felsefesi içerisinde ele alınması gerektiğini savunuyorum. Ya, farklı yaklaşım da zaten burada. Bunlardan birincisi, bilimin mahiyeti hemen hemen bütün bilim felsefesi kitaplarında var. Zaten mecburlar buna. Bilim felsefesi deyip de bir bilim tanımıyla ortaya atılmamak mümkün olmaz. Mutlaka ele alınması lazım. Tabii ki bilimin mahiyetini de ortaya koyan nedir? Bilimin bir tanımı. Tanımlanması lazım. O tanımın açıklanması lazım ve o tanımın aynı zamanda savunulması lazım. Neden öyle tanımlıyoruz? Nedir gerekçemiz? Bütün bunların ayrıntılı bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Şimdi bilim nedir sorusuna, işte çeşitli türden tasvirlerle verilen cevaplar var. Biz bunları bir tanım olarak kabul etmiyoruz. Elbette ki burada tanım derken Aristotelesçi manada kalkıp da hani mahiyetiyle bilimin tanımlanması ortaya konsun diye bir şey savunamayız. Çünkü bu çok zor bir şey. Zorluğu da şuradan kaynaklanıyor maalesef. Bilim faaliyeti, bilim dediğimiz şey tek yönlü bir şey değil. Tek yönlü değil. Çok yönlü bir faaliyet. Çok yönlü bir faaliyet olmasından dolayı bütün o yönlerin ana özelliklerini ortaya koyup onları bir araya getirmek gerçekten çok zor bir şey. Biz biraz bunu yapmaya çalışacağız. Bakalım kabul görür mü, görmez mi? Aslında senelerdir ben bunu şey yapıyorum, savunuyorum. Daha önceki yayınlanmış olan birkaç eserimde de öyle bir tanım kullandım. O açıdan birazcık bunları da değinmek istiyorum bu dört konuya. Ne yapıyor hocam? Evet, ikincisi de bilim epistemolojisi. Evet, bilim epistemolojisinin bu ihmal edilen bir konu maalesef. İhmal edildiği için de ortaya çıkan çok önemli sorunlar var. Şimdi bilim dediğimiz şey mahiyeti itibariyle bilgi elde etmeye yönelik bir faaliyet. Yani tabir yerinde ise bilgisel bir faaliyet. Bilmediğimiz bir konuyu araştırıyoruz, çalışıyoruz. O konuda bilgi edinmeye, bilgi ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun epistemolojisinin mutlaka ortaya konması gerekir. Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum ben. Üçüncüsü ve dördüncüsü hiçbir yerde ele alınmıyor. Yine bilim epistemolojisi belli açılardan bilim felsefesi kitaplarında değinilen bir konu. Tamamen ihmal edilmiş değil. Tam bizim istediğimiz manada olmasa bile yani bir bilgi teorisinin orada mutlaka belirmesi lazım. Ben buna rastlamadım hiçbir bilim felsefesi kitabında. Belki bağımsız yapılan çalışmalar var elbette bilim epistemolojisi üzerine. Özellikle yurt dışında, Türkiye'de hatırlamıyorum var mı böyle bir çalışma. Pek rastlamadım ben. Fakat bu üçüncü ve dördüncü bilimsel süreç dediğimiz husus ve bilim sosyolojisi bilim felsefelerinde yok. Kesinlikle yok yani hiç. Bunu ele alan yok. Bilim sosyolojisini yurt dışında ayrı bir disiplin olarak çalışanlar var ama maalesef sosyoloji bölümlerinde, felsefe bölümlerinde değil. Öyle olunca bilim felsefesinin dışına itilmiş. İtildiği zaman da bilim epistemolojik özelliğini kaybediyor maalesef. Yani ben bugüne kadar çok nadir bir kişi gördüm, bir sosyolog hatırlıyorum sadece. Collins diye soyadı olan bir sosyolog. Onun herhalde kitabının bir kısmı Türkçe'ye çevrildi. Tamamı çevrildi mi bilemiyorum. Ama onun dışındaki sosyologlar maalesef bilimi
neredeyse tamamen sosyal bir olgu olarak görüyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Biz söyledik, bilim mahiyeti itibariyle bilgiye yönelik, bilgi elde eden edilen bir süreç, tamamıyla sosyal bir süreç değil. Ama sosyal yönleri de var. Onlar da ihmal edilemez. Neden? Çünkü bilim adamları topluluğunun birlikte yapmış oldukları bir faaliyet. Yani tek tek bilim olmaz. Mümkün değil. Bir insan tek başına kalkıp da ben bilim kurdum, haydi alın yürüyün, öyle bir şey bilim tarihinde yok, görmüyoruz. Bir de bilimsel süreç de, bu malum, bilimin gelişmesi için belli bir zamana ihtiyaç var. Ve bu zaman bir insan ömrü yetmiyor o zamana. Dolayısıyla nesilden nesile aktarılan, yüzyıllar isteyen bir çaba. Böyle olunca da o sürecin kesintisiz devam etmesi lazım. Kesintisiz devam eden gelişmelere bir süreç diyoruz. Dolayısıyla öyle bir süreç içerisinde ortaya çıkmış olması lazım. O sürecin mutlaka incelenmesi gerekir. Bilimi özellikle tanımlamak için. Şimdi ben birkaç örnek vereyim. Bilim nasıl tanımlanmış? Herhalde Türkiye'de çok tanınan birisi Ziyauddin Serdar. Onun verdiği bir tanım var. Yani bu tanım tamamıyla pozitivist bir tanım. Yani bizim kabul edebileceğimiz bir tanım değil. İşte eğer ekrandan herkes okuyabiliyorsa, bilim tekrarlanabilen ve uygulanabilen külli sonuçları her kültürde veren, deney, gözlem ve tecrübeye dayanan düzenli, insicamlı ve intizamlı araştırma yapmaktır. Yani bu tür araştırma yapmaya dikkat ederseniz, bilim ne oldu? Bir faaliyete indirgendi. Peki bu faaliyet neticesinde ortaya çıkan bilgi kümesine ne ad vereceğiz? Biz tanım içinde yok. İkincisi, tekrarlanabilen, uygulanabilen, deney, gözlem, tecrübeye dayanan dediği zaman bunlar hangi bilimler? Malum sadece kevni ilimler. Kevni ilimlere yönelik olarak ortaya konmuş bir tanımdır. Dolayısıyla insan ve toplum bilimleri bu tanım içerisinde tamamıyla dışlanmıştır ki bunu yapanlar biliyoruz. Kimler bunlar? Pozitivistler. Yani tamamen bir pozitivist tanım görüyoruz burada. Evet, şimdi bazı bilim adamlarına da sormuşlar bilim nedir diye. Bunlardan mesela iki tanesi Nobel ödülü kazanan fizikçiler üstelik. İşte Ernest Rutherford, ona sorduklarında tabii adam neredeyse şaşırıp kalmış, ya ne cevap vereyim diye. En sonunda kafadan atmış diyelim yani. Bilim adamlarının yaptığı şeylere bilim denir. Yani verdiği tanım sadece böyle. Bu Richard Feynman, o da öyle. Ona da sorduklarında, ya işte şeyin bir şiirini okuyor, bu İngiliz bir şiirin. Hani bizde şöyle, bizim şeye çevirelim şiirini, bizim deyimimize. Kendi yürüyüşünü terk etti, başkalarının yürüyüşünü de öğrenemedi. Öylece kaldı ortada, yürüyemez bir durumda. Onu da söylemek, yani demek istiyor ki, niye kurcalıyorsunuz? Şimdi siz bizi bilim nedirle uğraştırırsanız, biz bilim yapmayı da unuturuz. Ortada hiçbir şey kalmaz. Şey gibi oldu hocam, kırk ayak var ya. Evet. Ya demişler ki, ya kırk ayağı nasıl olup da birbirine dolaşmadan yürüyebiliyorsun deyince, bir misal şey, ya düşünmeye başlamış, bu da yürümeyi de kaybetmiş. Aynen öyle. Burada ve bu şiir de çok ilginç, bulmuş bu şiiri. Evet. Meşhur bir İngiliz şair bunu yazan, evet, aslında. Adı bir anda aklımdan gitti. Buraya da aktarmamışım herhalde. bir de onun böyle bir görüşü var bununla ilgili. Şimdi pozitivist bilim anlayışı olarak bildiğimiz günümüz bilim geleneği, yani bugün bütün dünyada artık küresel diyelim. Yani bugün
bilim gelenekleri diye bir şey kalmadı. Tek bir bilim, evet, bütün medeniyetleri, kültürleri YouTube içerisine aldı. Hepimiz bugün, ben de dahil olmak üzere, bugün bütün bu anlattıklarımız Batı bilim geleneği içerisinde yapılıyor. Yani Batı bilim geleneği küreselleşti. Hepimizin kullandığı bir duruma geçti. Ve bunun kötü bir gelişmesi de var yalnız. Batı'da da hissediliyor artık bu. Bilimcilik, scientism dediğimiz olay. Bu scientism nedir? Hakikati bize bildiren tek bir şey var. Onun dışında başka bir şey, o da bilimdir. Onun dışında zaten hakikat de yoktur. Eğer bilimin bize söylediğinin dışında bir şey kalıyor ise boş verin, onunla ilgilenmeyin. Onlar bilinmez şeylerdir diye bir durum gelişti maalesef bu Batı bilim geleneği içerisinde. Buna bugün scientism, yani bilimcilik diye çevirebiliriz herhalde. Buna bir İngiliz güzel bir eleştiri getirmiş, itiraz ediyor buna. Getirdiği itiraz çok ilginç. Rupert Sheldrake diye birisi, bilimciliğin bilime yerleştirmiş olduğu 10 dogma, sorgulanmayan, yani sorgulanmayan hakikatler silsilesi olarak algılanan bir gerçeklik gibi kabul ediliyor. Bunların hepsi diyor insanların zihnine bugün nakşedilmeye çalışılıyor. Tamamıyla yanlıştır diyor bunlar. Nedir bunlar? Birincisi, kainat makina gibidir. Kendiliğinden işler. Tabii bunların sonuçları var değil mi? Biz bunu söyledik ama sonuç değil mi? Dine döndüğü zaman evet, tehlikeli fikirler ortaya çıkıyor. İkincisi, insanlar hariç kainatta her şey şuursuzdur. Bir tek insanlarda şuur var. Üçüncüsü, kainattaki madde ve enerjinin miktarı her zaman aynıdır, değişmez. Bu da dogma. Kim ispatlayabilir bunu? Yani yoktan var etme yok artık. Dört, tabiatın hiçbir gayesi yoktur. Yaratılışın bir gayesi yok yani. Kainat var işte, böyle kendiliğinden olmuş gidiyor, nereye kadar gidecekse. Tabiat kanunları değişmez, sabittir. Beşincisi. Evet, dolayısıyla mucize diye bir şey yoktur değil mi bunun neticesinde? Altı, biyolojik kalıtım maddidir. Maddelerle ilgilidir. Ve neye göre işler, neye göre çalışır bu? DNA ve genetiğe göre. Yedi, bilgi beyinde depolanır. Dolayısıyla et parçası olan beynin dışında bizim herhangi bir şuur vesaire ötesinde bir şeyim, varlığımız yok. O bilginin depolanmasıyla ilgili, bilginin kullanılmasıyla ilgili vesaire. 8, zihinsel işlemler beyin işlemleridir. Tabii bunların yine dediğimiz gibi gereksinimleri var değil mi? Ruhun olmadığını söylüyor bu. 9.'sü da manevi olgular hayaldir. Belki de bütün bunların sonucu olarak bunu söyleyebiliriz. 10, sadece maddi ilaçlar tedavi edicidir. Dua, psikolojik durumlar, memneler vesaireler, bunlar hiçbirisi önemli değil. Dolayısıyla gördüğünüz gibi tamamıyla materyalist bir duruma indirgenmiş. Mesele bu kadar basit. Peki biz tanımlamak ister isek bilimi nasıl tanımlarız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bilim dediğimiz şeyin bugün ve geçmişini de, bilim tarihini de ele almamız lazım. O tarih içerisinde hangi tür bilgiye bilim demişler ise onların hepsini inceledikten sonra külli özellik dediğimiz, yani onların hepsine birden ait olan özellikleri bulup çıkarabilirsek bilimin mahiyetine dair bir tanımla buluşabiliriz. Yani aksi halde bir şey söylersek başka biri reddedebilir. Bu bilimde yoktur diye. Yani demek ki bilimde iki türlü özellikler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz burada külli özellik dediğimiz insan bilgi sistemi
ve kainatta cari olan bizim adetullah olarak belirlediğimiz adetullah veya Kur'an'da geçen sünnetullah yine bunlardan kaynaklanan özellikler. Bunları temel almamız lazım. Ama bilimin izafi dediğimiz yani bana, sana, ona göre farklı özellikler biz atfedebiliriz bilime. Ya nihayetinde bilim bizden bağımsız ortada olan bir şey değil ki. Bilim bize bağlı. Biz yapıyoruz bilimi. Bilimi biz geliştirdik. Bilim diye bir şey yok ki. Biz ortaya koyduk. Yani isterseniz insanlık tarihine gidin. İnsanlık tarihinin başlarında bilim diye bir şey var mıydı? Yoktu. Biz geliştirdik bilimi. Biz geliştirdiğimize göre izafilikten kurtulması kesinlikle mümkün değil. Ama izafilikten kurtulmuyor diye kalkıp da onun külli özellikleri yoktur dersek burada büyük hata etmiş oluruz. O açıdan dikkat ettiyseniz Ziyaüddin Serdar'ın tanımında külli her kültürde geçerli olan demişti. Onun dile getirilmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla kültürden kültüre, medeniyetten medeniyete değişmeyen özellikler var. Bunları bilim tarihinde görürüz. Yunan bilim tarihini inceleyelim, onlarda var. İslam bilim tarihini bizde var. Yine Batı bilim tarihini bugün de geçmişte de inceleyin, göreceksiniz. Hepsinde bu dört temel özellik var. Nedir bu özellik? Bir defa bir bilgi birikimi eğer bilim deniyor ise onun bir konusu vardır. Bir yöntemi vardır, metot nasıl incelenir? Rastgele değil yani. Bir nazariyeler, teoriler birikimi var. Ve bir de bu teorilerden bir kısmının mutlaka ispatlanmış olması lazım. O da bilgi birikimi veya bilimsel buluşlar olması lazım. Bu dört özellik. Bu dört özelliği her medeniyette bulabilirsiniz. Hiç değişmez ve şaşmaz. Yani ben örnek vermek istemiyorum. Gitsem bilim tarihinden gösteririm. İşte Aristoteles mesela bunları sayıyor zaten. Bilgi birikimine fazla vurgu yapmamış Aristoteles. Bilgi birikimine ilk defa vurgu yapan ama önceden kabul edenler var bunu. Reddediliyor manasında değil. Fakat en fazla vurgu yapıp da hangi bilimde yok onu kriter olarak kullanan, bir kıstas olarak kullanan Gazali'dir. Felsefecileri reddederken. Onu da felsefecileri hangi konuda, hangi bilimde reddediyor? İlahiyat malum. Gazali diyor ki ilahiyat bilim değildir. Bilim olamaz. Çünkü bilgi birikimi yok. İlahiyatta öne sürülen fikirleri herkesin kabul ettiği bir şekilde ispat diye bir şey yoktur. Eğer öyle bir şey olsa zaten din ortadan kalkar. Dine ihtiyaç kalmaz artık. Din diye bir şey olmaz. Şimdi aslında bunu söyleyen bizim filozoflarımız da var. Ama onlar şöyle diyorlar. Mesela Farabi'yi ele alalım. Yine İbn-i Rüşd'ü ele alalım. Bunlar diyorlar ki evet doğru. Bizim derken filozofların dine ihtiyacı yok. Niye? Çünkü biz ispatlıyoruz. Var biliyoruz zaten bunları ama halk kütlelerinin ihtiyacı var. Onun için yine din olması lazım. Ve bir de din onlara bu hakikatleri onların anlayabileceği bir dille anlatıyor. O açıdan dine ihtiyaç var diyorlar. Böyle bir cevap veriyorlar Gazali. Gazali ise öyle değil tabii Gazali. Kimi uyutuyorsunuz diyor. Dine herkesin ihtiyacı var. Ve hatta bilim adamlarının daha çok ihtiyacı var. Bilimlerini daha doğru, daha dürüst, insanla yararlı bir şekilde yapabilmeleri için normal halk kitlelerinden insanların daha çok dine ihtiyacı var. Din öyle bir şey değildir yani belli bir kitleye hasredip diğer kitleleri onun dışında bırakamazsınız diye malum itirazı var. Bunu tabii bu Gazali'nin buluşu. Dolayısıyla bu bilgi birikimi meselesini. Evet şimdi demek ki bu dört özellikten hareketle şöyle bir tanım yapabiliriz. Açık, seçik tanımlanmış bir konu etrafına, evet bu konu belli bir yöntemle elde edilen, yönteme ihtiyaç var bu işaret var. Nazariyeler bütünlüğü, teorilere ihtiyaç burada işaretimiz var. Ancak şöyle bir şey ekliyoruz burada, bilimsel bilinç sayesinde adlandırılmasıyla oluşan düzenli bilgi kümesine bilim denir.
ortaya bunun neticesinde ortaya çıkan bir bilgi kümesi var. Yani burada küme dememizin nedeni bir bilimde biriken bilgiler bir düzen içerisine sokulur. Öyle rastgele gitmez yani. O düzenden dolayı ona küme diyoruz. Buradan ortaya çıkan 5 önemli özellik var. Yine bu tanımın bize bildirdiği bilim hakkında. Her bilimin bir ismi var. İsimsiz bilim olmaz. Evet, isimsiz bilim olmaz. Bunu aslında Aristoteles de söylüyor. Fakat adlandırma dediğimiz özellik bizlere ait olduğu için bilimin bir özelliği olarak saymıyoruz bunu. Bu bizim bilime yüklediğimiz bir özellik. Neden? Çünkü bizim bilgi sistemimizin çalışması için buna ihtiyacımız var. Biz adı olmayan bir şey hakkında konuşamayız ki. Onun için adsız bilim olmaz. Mutlaka her bilimin bir isminin olması lazım ve o isim bir kavram olarak o bilim dalında birikmiş olan bilgileri bir düzen altına alıyor. Sistemleştiriyor yani. Evet, ikincisi, bilim külli bir olgu değildir. Ancak külli özellikleri vardır. Bu çok önemli bir husus, bakın. Yani bir nevi biri birini tamamlayan özellikler. Külli bir olgu değil. Yani her medeniyette, her kültürde illa zorunlu aynı olacak, öyle bir söz konusu değil. Ama diğer taraftan, çünkü hepimiz insanız malum. Hepimiz insanız. Bizim bilgi sistemlerimiz birbirine çok benzer. Birbirinin aynıdır aslında. Değişen bir şey yoktur. O külli özellik veriyor ona. Ben buna şu örneği veriyorum devamlı. Yine tekrar edeyim burada. Şimdi malum, bizim insan olarak hepimizin sindirim sistemi aynıdır. Yani bir Rus'un midesi de aynı çalışır. Bir Türk'ünki de, bir Arap'ınki de, bir Afrikalı'nınki de, herkesin, bütün insansa o insanın midesi aynı çalışır. Eğer böyle bir durum olmasaydı, mesela bir Afrikalı Türkiye'ye geldiğinde, mide rahatsızlığı çektiğinde Afrikalı doktor bulmak zorundaydı. Eğer farklı olsaydı. Niye? Çünkü Afrikalı'nın midesi farklı çalışıyor. Öyleyse Afrikalı bir doktor bulsun. Böyle bir saçmalık var mı? Yok. Demek ki külli. Yani midemizin, sindirim sisteminin çalışması küllidir. Ama külli olması yemek kültürünün de külli olmasını gerektirmez. Hiçbir kültürde yemekler birebir aynı değil. Herkesin ayrı bir yemek mutfak kültürü var. Mutfak kültürlerinde. Demek ki sistem bir, fakat tezahürleri farklı. Bilim de böyle bir şey. Şimdi bizi aldatan bugün küreselleşme var. Küreselleşmeden dolayı bakıyoruz, diyoruz ki ya ben Avustralyalı bir bilim adamıyla çalışıyorum. Çalışabilirsin bu ortaklıktan dolayı. Ama geçmişte böyle bir durum yoktu ki. Geçmişte herkes kendi kültürü içerisinde çalışıyor. Ama elbette ki her bilimin diğer bir bilim geleneğin ile benzerlikleri çok fazla. Artı, birisi öğrenmek isterse gelip bizde de öğrenebilir, bizde de çalışabilir. Bilim geleneğinin farklı olması buna engel değil. Aynen şunun gibi, ben Rusya'ya gittiğimde bir Rus mutfağına girerim, onların yemeklerini öğrenebilirim, nasıl yapıyorlar. Çünkü sistemimiz aynı. Öğrendikten sonra gelip Türkiye'de yapabilirim o yemekleri, bunun gibi bir şey. Ama kültürler aynı mı? Mutfak kültürleri değil, farklı. Evet, üçüncüsü, bilim insanlar tarafından icat edilmiştir. O halde mutlak değildir. Biz bunu geliştirdik çünkü. Mutlak diye bir şey söz konusu olamaz. Bugün biraz dediğim gibi küresel bilim var. Again, yine evet, bizi burada şaşırtan durum bu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 4, bilim bütün alemler hakkında bilgi veremez. Evet, özellikle fen bilimleri. Hangi bilim olursa olsun, bütün alemler, gayb alemi hakkında hiç bilgi veremez. Ama pozitivistler diyorlar ki öyle bir alem yoktur ki bütün alemler hakkında bize bilim bilgi verebilir. Öyleyse bilimin külli ve izafi özellikleri vardır. Bunları çok iyi bilmek gerekir. Evet, bilim genelde bizim söylediğimiz bundan ibaret bir şey. Bilim epistemolojisi ise bir bilim adamının
bilimsel faaliyetlerini yürütürken zihninde kullandığı kavramsal çerçevelerdir. Evet, bütün bunları ortaya koyan bilim epistemolojisidir. Yani buna demek ki dikkat edelim. Yani bunu tekrar ediyorum, önemli. Bir bilim adamı bilimsel faaliyetlerini yürütürken zihninde kullandığı kavramsal çerçeveler bilim epistemolojisidir. Bunu nasıl açıklayayım? Peki nedir bu çerçeveler? Bir defa diyoruz ki bir bilim adamını ressama benzetebiliriz. Ressam bir manzarayı çizerken ne yapıyor? Bir yer belirliyor. O belirlediği yer onun bakış açısı. Ama bilim adamının çalışması ressam gibi somut şeylerle değil, soyut kavramlarladır. Ha, nedir o halde onun şeyi, bakış açısı? Dünya görüşüdür. Çünkü demek ki bir bilim adamı bilimsel faaliyetlerinde dünya görüşünü kullanmak zorunda. Kendini ondan soyutlayamaz. Dünya görüşü onun bilimsel faaliyetlerini belirler. Zorunlu olarak belirler. Bundan kurtulması mümkün değil. İkincisi, yine ressam manzarayı çizerken, hani dış dünyada manzaranın sınırları yok. Ama tuvalinde sınırlar var. O zaman dış dünyada bir sınır çizmesi lazım, bir çerçeve. Demesi lazım ki ben bu çerçeveyi tuvalime aktaracağım. Şimdi aynı şekilde tabii ki bilim adamının da zihninde bilimsel faaliyetlerle ilgilenirken böyle bir çerçeve oluşuyor. O çerçeve bilim eğitimi alırken zorunlu olarak oluşuyor. Hangi tür bilim eğitimini almış ise bilimlere bakış açısı, hakikat anlayışı, metot anlayışı, yöntem vesaire gibi, hatta buna şeyler de girebilir. Yani ahlaki tutumlar da girebilir. Bilim ahlakı vesaire. Gerçi bugün maalesef özellikle Batı'da, bizde nasıl bildiğim kadarıyla bizde de öyle yani, tamamıyla ihmal edilen bir durum. Yani bilim adamları ahlak çalışmıyorlar. Ahlaki sorumluluklarımız nedir? Ben böyle bir deney yapabilir miyim? Bu deneyin insanlığa bir faydası var mı? Bir zararı var mı? Malum atom bombasını icat eden bilim adamları gidip şeylerle görüşüyor. Cumhurbaşkanı, Amerikan başkanıyla görüşüp şeylerini dile getiriyorlar. Ya sen aklın neredeydi bunu yaparken? Yani sen bu şeyi, sorumluluğu bilmiyor muydun? Çünkü onlar diyor biz bilmiyorduk, gidip de bir şehrin üzerine atıyor. Düşünün atom bombasını. Bir şehir, askeri ordu değil. Çocuklar var, ihtiyarlar, kadınlar, yaşlılar. Normal yaşayan bir şehir. Hiçbir ayrım yapmıyor. Ve öyle tarif ediyorlar ki yerden 800 metre yukarıda patlasın ki hepsini öldürsün. Şehri imha, bakın. Şeye bakın yani şimdi. Şimdi bunu düşünemedi mi o bilim adamları? Bu vereceği zararı düşünemedi mi? Demek ki bu ahlaki tutumlar da buraya giriyor aslında, ama maalesef dediğim gibi ihmal ediliyor bu. Üçüncü bir zihinsel çerçeve, yine biz kullanıyoruz bunu bilimsel faaliyetlerimizde. O da kendi alanımızla ilgili bilim kavramları. İşte kimyacıysa kimyayla ilgili şeyler vesaire. Bilim epistemolojisi bu şekilde çalışır bir bilim adamı. Demek ki bilim adamı kendini bilim geleneğinden ve dünya görüşünden soyutlayamaz. Hangi bilim dalında olursa olsun. Bu felsefe için de geçerli, sosyoloji için de, tıp için de, kimya, biyoloji, her ilim için geçerli olan bir husustur. Bu mümkün değil. Aslında bugün bile bu farklılıkları görebiliriz. Yani şimdi bu Stephen denen zat, soyadını unuttum ama Abdüsselam'la birlikte Nobel ödülü alıp çalıştılar, ama mesela ikisine de soru soruyorlar. Bu yaptığınız şeyi nasıl anlıyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? İşte Abdüsselam diyor bu Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi, yaratması. O şey yapıyor. Steve'e sordular. Weinberger miydi soyadı onun? Ortaklaşa iki kişi aldılar ya Nobel ödülü. Evet. O da dedi ki yok öyle bir şey yoktu. Bu tabiat kanunları, bunlar böyle tesadüfen olup biten meselelerdir. Bakın dikkat edin. Aynı konuda çalışmalarına rağmen verdikleri açıklama farklı. Yani o evet ulaştıkları şey çok böyle belirgin ufak bir şey olduğu için orada birleşmeleri mümkündür. Onda şey olmaz.
Ama onu üst düzeylerde çıkıp yorumlamaya başladıklarında dünya görüşleri devreye girer. Onları kontrol eder yani. Ondan kurtulmaları asla mümkün değil. Bilim epistemolojisi bu açıdan önemli. Bir üçüncü husus da bilimsel süreç idi demiştik. Evet, bu da maalesef bilim felsefelerinde tamamıyla ihmal edilen bir konu. Tamamıyla ihmal edilen bir konu. Ama çok önemli bir konu. Bunu ben şunun için geliştirdim. Orta Doğu'dayken orada ders verdiğimde gerçekten öğrenciler çok şeydiler yani. Üstün kaliteli öğrenciler okuyarak geliyorlardı derslere. Benim anlatmalarıma sürekli itiraz ederlerdi. Özellikle İslam felsefesinde yani İslam medeniyetinde bilim tarihi, bilim felsefesi ile ilgili anlatımlarımda. Çünkü bugüne kadar maalesef özellikle bu son 100 yıldır Müslümanlar kendi tarihlerini yazmadılar. Son zamanlarda başladık gerçi elhamdülillah yavaş yavaş ama diyebilirim ki 90'lı yıllara kadar 90'dan önce gerçi bir tane var İslam felsefesi tarihi Türkçe'ye 4 cil olarak çevrildi İnsan Yayınları'ndan basıldı. M.M. Şerif'in editörlüğünü yaptı. Orada Hilmice Ülken Hoca'nın da makalesi var. Ama bölüm bölüm hepsi yazılar. O biraz fena değil. Ama diğer yazılanlar o da 1960'lı yıllarda basılmıştı. Diğer yazılanlar tamamıyla bizde savundukları şu. Mesela Russell'ın kitabını alın. Bertrand Russell çok meşhur bilinen bir pozitivist. Adam diyor ki ya bu İbn Sina'lar bunlar önemli değil. Bunlarda bir şey yok. Ellerinde olan ne kadar önemli bilim varsa hepsini Aristoteles'ten, Platon'dan, Stoacılardan, Aristo şarihlerinden onlardan almışlar. Onun için incelenmeye değmez diyorlar idi. Halbuki bu bilimsel süreci çalışsalardı bunun böyle olmadığını göreceklerdi. Kaldı ki İbn Sina Aristoteles'i birebir kopyalamamıştır. İbn Sina'dan tamamıyla ayrılmıştır. İbn Sina Aristoteles'ten tamamıyla ayrılmıştır ve onun ilahiyatını tamamıyla reddetmiştir. Onun yerine Plotinos'un ilahiyatını yorumlayarak İslam'a daha uygun olduğu için, İslam'a uygun olması da şundan dolayı yaratma var. Aristoteles'te yaratma yoktur. Kainat yaratılmamıştır. Yaratıcı tabiattır. Tabiatın kendisidir. Peki işte önemli bir sorun. O zaman tabiatı nasıl kullanabiliriz? Evet, İbn Sina, Farabi yeni kavramlar üretmek zorundaydılar. Arapçadaki tabia kelimesini kullandılar ama onu daha çok ne için kullandılar? Çevremizde olan fiziki varlıkların tümüne birden tabiat kavramını kullandılar. Onun dışında başka bir şey kullanmadılar. Ama ne zaman ki Aristoteles tabiatı yaratıcı anlamında kullandılarsa onun yerine Arapçadaki taba kelimesini kullandılar. Taba kelimesi de edilgendir. Yani yaratılmaya ihtiyacı var. Bakın dikkat edin çünkü niye? Dünya görüşleri burada hakim. Dünya görüşlerinde yaratma var. Kur'an'daki yaratmayı dışlamaları mümkün değil. O açıdan tamamen değiştirdiler Aristoteles'i. Protinos'u değiştirdiler, Eflatun'u değiştirdiler. Ama mesela Farabi'nin Medinetül Fadilasını alıyorlar. Diyorlar ki şeyden kopyaladı, Platon'dan. Alın ikisini yan yana koyun, hiçbir benzerlik yok aralarında. En ufak bir benzerlik dahi yok. Peki nasıl ondan aldı o zaman? Şimdi demek ki burada önemli bir soru var öyleyse. Onu cevaplamamız lazım. Peki İslam medeniyetinde bilimler ve yine felsefi düşünce nereden doğdu? Nasıl gelişti? İşte bu süreçle gelişti. İslam dünya görüşünden doğdular bunlar. İslam dünya görüşünün temeli de Kur'an'dır. Şimdi vurgu yaparak üstüne basa basa söyleyebiliriz. İslam medeniyetinde bütün bilimler, fizik vesaire de dahil, bunları ispat edebilirim. Gayet kolay ispat edilmesi. Çalışılmadığı için maalesef bu açıdan ortaya konamıyor. Hepsi Kur'an'dan neşet etmiştir. Kur'an'dan çıkmıştır. İspatı da çok kolay. Alın ilk 300 yılda hatta 400 yıldaki bilimsel kavramları inceleyin. Kavramların ben şüphesiz hiç yaptığım araştırmadan biliyorum bunu. Kavramların %90'ı Kur'an kaynaklı. Kur'an'dan çıkmış. Yani ya doğrudan
aynısı kullanıyor Kur'an'da veya kök olarak Kur'an'da var. Onun kökünü oradan almışlar. Yani bu bunun ispatı. Demek o eğer öyleyse o zaman bir süreç var. O süreç dahilinde Müslümanlar Yunan bilimini tanıdılar. Ondan istifadeye çalıştılar. Yoksa Araplarla Yunanlılar 1000 yıldır oradaydılar. O bölgedeydiler. Neden ilgi duymadılar Yunan bilim geleneğine? Neden çalışıp geliştirmediler? Neden İslam'dan sonra birdenbire kendilerini batılılar söylüyorlar? Altın çağı diyorlar. 10. yüzyıl için İslam biliminin altın çağı diyorlar, kendileri söylüyorlar. Altın çağı. Hatta George Sartre'nin bilim tarihi kitabı ilk 2 cildi neredeyse tamamıyla İslam bilim geleneğini anlatıyor. İslam medeniyetindeki bilimsel gelişmeleri ve hatta onu da söylüyor. Bundan sonra diyor kendisi 300 yıl boyunca sadece İslam medeniyetini çalışacağız. Çünkü onlardan başka bilimle uğraşan kimse yoktu diyor dünyada. Dünyada yani yeryüzünde diyebiliriz. Olsa da diyor önemli değil çünkü orijinal bir şey yok diyor. Hani dişe dokunur bir şey yok deriz ya. Bakılacak, ilgilenecek bir önemli bir katkı yok diyor. Bütün katkı 300 yıl az bir şey değil bu. Tamamıyla Müslümanlar bilime oldukları gibi hakimler. Oldukları gibi. Evet, o 300 yıl sonradan maalesef ondan sonra durağanlaşma vesaire o şekilde devam eden bir bilimsel süreç görüyoruz. Demek ki ilk önce bir dünya görüşüne ihtiyaç var. Bu dünya görüşü bilgi faaliyetlerini başlatmaya elverişli olması lazım ki elverişliydi İslam dünya görüşü. Neden? Bilgiye verdiği önemden dolayı. Bilgiye o kadar çok önem veriyor idi ki muazzam bir bilgi faaliyeti var. Rosenthal, yine oryantalist, onun kitabında görebilirsiniz. İslam medeniyetinde bilgi kavramı adlı kitabı var. Bilginin zaferi diye çevrildi Türkçe'ye. Eğer elde edebilirseniz, mesela orada anlatıyor adam. Muazzam, yani akıl almayacak bir hızda. Akıl almayacak bir hızda. Neden? Şundan biliyoruz. İlk vahiy 610'da geliyor. 900, bakın 10. yüzyıl. 300 senede altın çağına ulaşmış. Bu hız hiçbir medeniyette yok. Dünyada hiçbir medeniyet bu kadar kısa bir sürede o yüksek bilim zirvesine ulaşabilmiş değil. Yani demek ki burada Kur'an'ın verdiği hız çok önemli. Elbette ki biz Kur'an'a bilim kitabı olarak bakmıyoruz. Bakılsa hata olur. Ama Kur'an'ın burada bilgiye verdiği önemden dolayı ortaya çıkan bilgi faaliyetlerini de ihmal edemeyiz. Ve o bilgi faaliyetlerinde oluşan bilgi birikimi zamanla gelişerek disiplinleşmeye başlıyor. Müslümanlar o biriken bilgileri sınıflandırmaya başlıyorlar. Her bir sınıfın belli bir çalışma alanı olduğunun farkına varınca işte o bilimsel şuur dediğimiz şey, her bir dal bir ilimdir. İşte ilim bilmem ne, ilmi kelam, ilmi fıkıh, işte ilmi nefs vesaire gibi bütün branşlar o şekilde yavaş yavaş oluşuyor ve bilimler doğmuş oluyor. Ondan sonra tabii ki bir şekilde aynı hızla devam ediyor o bilim geleneğinin doğuşu. Ta diyebiliriz ki 19. yüzyıla kadar aşağı yukarı. Evet, biraz baştaki gibi çok orijinal bir şey yok, fazla bir gelişme yok ama o faaliyetler aynı şekilde devam etmişler. Bir de belli bilimlerde muazzam ilerleme var ama bellisinde çok aşırı düzeyde geri kalmışlar Müslümanlar. Böyle bir gelişmeyle bilim tarihinde devam ediyor. Biz buna işte bilimsel süreç diyoruz. Bu bilimsel süreç olmadan hiçbir medeniyette bilim olmaz. Bu süreçle gelişiyor. Bu süreçle işliyor. Ve bu süreci işleten de yine bilim epistemolojisidir. Bilim epistemolojisi. Bunu Cenab-ı Hak insanların içine yerleştirmiş. Aynen şey gibi, sindirim sistemi gibi, sinir sistemi gibi, kas sistemi, diğer sistemler gibi bir sistem olarak bizde bu mevcut. Onu kullanarak biz bu faaliyetleri yürütüp bizden sonraki nesillere aktarıyoruz. Onlar da aynı şekilde bizden alabiliyorlar, kendilerinden sonraki nesillere aktarabiliyorlar. Şimdi bilimlerin ben belli özelliklerinden bahsetmiştim. Örnek olsun diye zamanımız olmadığı için bir slaydı atlayarak gidiyorum.
Mısır'da yetişmiş büyük bir alim var. Bu normalde aslında alimi ama bakın bilim felsefesi yapıyor adam. Yani gramer, dil bilimcisi. Ali Es-Sebban. Bilimlerin özelliklerini sayarken bilimin temel ilkeleri 10 tanedir diyor. Bir kimse bir ilme başladığı zaman bu 10 ilkeyi önce öğrensin, sonra devam etsin. Çok daha başarılı olur. Ha, bilimin işte özelliklerini sayıyor. Tanım, o bilimin tanımı. Nedir o bilim? Mesela fizikse nedir fizik? İkincisi onun konusu. Üçüncüsü o fizikte, o bilim dalında yapılan buluşlar, sonuçlar. Dördüncüsü onun ilgisi, diğer bilimlere olan ilgisi. Beşincisi işte bundan sonrası diğer bilim geleneklerinde bazısı var, bazısı yok. Mesela o bilimin fazileti nedir? Evet, bu eskiden Batı biliminde vardı, bugün yok. Bugün Batı bilimi maalesef değişim geçirdi. Değişim geçirdi. Orta çağdaki gibi değil. Çünkü orta çağdaki Batı bilimi neredeyse tamamıyla İslam'dan alındığı için aralarında çok benzerlikler var. Ama burada öyle bir benzerlik söz konusu değil bugün. Buna da vurgu yapmış bizim alimlerimiz. O bilimin kurucusu kim? Kur'an kim? Bilimin adı. Bak, adsız bilim olmaz demiştik. Görüyor musunuz vurguyu? Bilimin kaynakları. Kaynakları. Şari'in hükmü, hükmü şari, çok ilginç bir şey. Yani o bilimi çalışmak bize farz mı, farz-ı kifaye mi, farz-ı ayın mı, sünnet mi, mübah mı, haram mı? Ahlaki yön burada çok önemli, hükmü şari. Bunu biz öne sürüyoruz, bakın bu açıdan önemli. Yine dediğim gibi Orta Çağ Batı biliminde bu özellik var bizden alınmasından dolayı. Çünkü mesela sihiri reddedi, sihir bilim değildir diyorlar. Onlar da astroloji bilim değildir diyorlar. Özelliklerine neden bilim değil vesaire tartışmalar var bu konuda. Ha, bir de meseleleri, mesail, sorunları nelerdir o bilimin? Bunlar gibi özellikler böyle sayılıyor bilimlerde. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Birazcık süremi aştım herhalde ama sorular vesaireler varsa evet, onları cevaplamaya çalışayım. Evet. Soru geliyor mu? Orhan Aydın. Hocam bütün bilimlerden fıkhına göre yeni bilimsel buluşları Müslümanlar fıkhından neden çıkıyor? Evet, şimdi bilimlerin Kur'an'dan çıkması ayrı bir şey. Kur'an'a dayanarak oradan hareketle yavaş yavaş tarihsel süreç içerisinde oluşması tamamen farklı bir şey. Yani ben iyi ki Orhan Bey bu soruyu dile getirdi. Çünkü yanlış anlamaya yol açabilir bu. Bunu ben söylerken Müslümanlar bütün bilimleri Kur'an'dan çıkardılar o şeklinde ifade etmedim aslında veya o şekilde anlaşıldı. Orada benim söylediğim bilimsel süreç olarak her bilim geleneğinde mutlaka başlangıçta bilgi faaliyetlerini başlatan bir dinamizme ihtiyaç var. İslam medeniyetinde bu dinamizmi bize veren Kur'an'dır. Vahiy ile başlıyor bu süreç. O verdiği için kaynağı neyse teknik terimleri ilk bilim adamları genelde o kaynaktan seçerler. Mesela Yunan bilim geleneğini örnek vereyim ben. Mitolojiden çıkmıştır. Mitolojiden kaynaklanır. Bunu söyler söylemez, ha neden bugün mitolojiden o zaman bilim yapmıyorlar diye sorarsak bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü artık bilimler belli bir seviyeye gelmişler bugün. Yani bir fizikçi bugün dese ki madem ki Kur'an bizim fizik bilimini geliştirmemize ilk başta destek olduysa, öyleyse ben Kur'an'ı çalışıp oradan fizik yapayım derse çok büyük bir hata yapmış olur. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Dolayısıyla buradaki durum tamamen tarih içerisinde olan bir gelişmenin ifadesidir. Yoksa bu bilim adamları Kur'an'ı çalıştılar ve Kur'an'dan aldılar bu bilimleri. Öyle bir şey söylemiyoruz. Zihinsel çerçeveyi veren, onlara bu dinamizmi kazandıran, nitekim Kur'an'ın ilk başta geldiğinde bilim diye bir şey görmüyoruz Müslümanlarda, değil mi?
ancak 200 yıl gibi bir süreçten sonra bilimler doğmaya başlıyor. İlk başlarda böyle bir şey yok. Kur'an şunu veriyor. Zihinsel altyapıyı teşkil ediyor. O zihinsel altyapı ile ilk Müslümanlar muazzam bir bilgi faaliyeti içerisine giriyorlar. O bilgi faaliyetleri yavaş yavaş gelişerek bir bilgi birikimine yol açıyor. Bunun tarihi var zaten. Tarihini zaten anlatabiliriz yani. İlk baştaki sahabiler mesela, Abdullah İbni Mesud, Hazreti Ali, ondan sonra Abdullah İbni Abbas, bunlar gibi birçok sahabiler ve ondan sonraki gelen tabiinlerin birçoğu, bunlar tamamıyla bilgilerle uğraşmışlardır. İşte Hasan el Basri gibi, Süfyan-ı Sevri gibi, ondan sonra bunlar gibi birçok yani isim yüzlerce sayabiliriz. Bu isimler önce belli problemlerle uğraşmışlar. Bunlara bilim adamı diyemeyiz. Bunlar bilim adamı değil. Ben onlara bilgi erbabı diyorum. Bilgi erbabı çünkü bilim belli bir tür bilgidir. Her bilgiye bilim diyemeyiz. Belli bir türlü, onu da zaten tanımını onun için verdik ki ayırt edilebilsin. Şimdi o açıdan bütün bilimler Kur'an'dan neşet etmiştir derken bilim adamları Kur'an'ı okudular, oradan başladılar bilimi yazmaya. Bunu kastetmiyoruz. Bu tarihsel sürece işaret etmek için öyle söylüyorum. Ve onu da mahsus söylüyorum. Yani bu batılı oryantalistleri burada naksetmek için özellikle. Çünkü onlar diyorlar ki her şeyi Müslümanlar Yunanlardan aldı. Kendilerinden hiçbir şey yapamadılar. Başkası. Bir de hocam, bilginin İslamileştirilmesi diye bir de eseriniz var. Evet. Yani bilgi ideolojik mi demek istiyoruz burada? İslamisi var, Hristiyanlığı var, Yahudiliği var, bilimin böyle bir şey mi anlamak lazım? Buna... Şimdi şunu evet. Söyleyeyim ben. Mesela gayet evet. Kolay bir soru soruyorum herkese. Evet. Tanrı diye bir şey yoktur. Ben bunu ispat edebilirim. Her şey maddeden ibarettir. Ve bu söylediğim de en üstün bir bilgidir. Şimdi bu bilgiye siz İslami der mi diyen var mı? Bir aramızda birisi evet diye yazsın buraya. Evet İslamidir diye. Hocam... Evet. Farklı bir şey soruyorum. Hocam felsefe bilimin neresindedir? Bildiğim kadarıyla ABD'deki soru üniversitelerde bilimden önce işin felsefesini esas alıyorlar diyor. Ne dersiniz diyor. Evet. Bu husus doğru. Onu da şundan dolayı mesela yine yanlış anlaşılmasın, burada bunu söylerken bugün bilim adamları felsefeye bakarak bilim yapıyorlar anlamında söylemiyoruz biz bunu, ama düşünce biçimini daha sistemli, daha düzenli öğrenmek için, eleştirel yaklaşımı elde edebilmek için batı dünyasında felsefe okutulur ve verilir. Ama şöyle okutulmaz. Mesela bizdeki liselerde okutulan felsefe kitabını ele alalım. İşte şöyle başlıyor. 1. Felsefe nedir? 2. Felsefenin fizik bilimine ilgisi, diğer bilimlere olan ilgisi. 3. Epistemoloji nedir? Epistemolojinin manası nedir? 4. Sanat felsefesi nedir? Tarih felsefesi nedir? Şimdi böyle felsefe öğretirseniz ondan hiçbir bilim çıkmaz. Felsefe eğer bilim adamlarını biz yetiştirirken felsefeden istifade etsinler diye öğretecek isek, onları düşünmeye sevk edici örneklerle çeşitli konuları gündeme getirip o konuları ve sorunları işlememiz lazım. Bu şekilde anlatılırsa nasıl düşünüleceğini, nasıl daha düzenli bir teorinin ifade edilebileceğini, nasıl onun tahlil edileceğini, bir teoriyi ben nasıl tahlil ederim, eğer doğru olup doğru ise doğruluğunu nasıl anlarım, yanlış ise yanlışını nasıl anlarım vesaire gibi
bütün bunları öğrenmesi açısından önemli. Yine diğer bir husus, bir bilim adamının hakikate önem vermesi lazım. Ben hakikatin peşindeyim, hakikati bulmaya çalışıyorum. Peki hakikat nedir? Neden önemlidir? Bana olan ilişkisi nedir? Hakikatin topluma olan bir faydası var mı? Ve yine aynı şekilde bilimin topluma bir faydası var mı? Bilimi neden çalışıyorum? Bilim neden önemlidir? Mesela bu tür sorunların onlara öğretilmesi, onlarla tartışılması daha doğrusu gerekir. Felsefe bu şekilde yapılır onlarla. Ama kalkıp da siz buna işte ben Aristoteles'in cevher teorisini öğreteceğim. İşte Thomas Hobbes'in kozalite teorisini öğreteceğim. İbn Sina'nın sudur teorisini, bunlar tek tek hepsini öğret. Bunun hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası olmaz. Bu bizi ilgilendirir. Yani felsefeciler ilgilendirir. Bilim adamlarını ilgilendirmez. Onlara zarar verebilir bu. Bu tür bir yaklaşım. O açıdan felsefe evet batıda önem veriliyor. Bilim açısından öğretiliyor ama öğretilme şekli ayrı. Bir filozofa, felsefe öğrencisine öğretildiği şekliyle onlara felsefe öğretilmez. Bu açıdan çok önemli. Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Evet, şimdi yeni bir soru var. Görüyor musun, okuyor musun hocam? Evet, farklı dini ekollere mensup din alimleri bilim felsefesi konusunda ortak bir yaklaşıma sahip olabilirler mi? Bunu beklemek mümkün mü? Belli oranda ortak bir yaklaşıma sahip olabiliriz. Demin arz etmeye çalıştığım gibi hani örnek vermiştim ya, bizim sindirim sistemimiz evrenseldir, küllidir. Her yerde aynı, değişmez. Ama mutfak kültürlerimiz aynı değil. Ama birçok açıdan aynı olabilir, benzer olabilir. Benzer yemekler vesaireler olabilir. Ama %100 çakışması, örtüşmesi bu hiçbir zaman mümkün değil. O açıdan ortak bir yaklaşıma sahip olabilmeleri mümkündür kesinlikle. Ama tamamıyla örtüşmesi mümkün olamaz. Bunu bekleyebiliriz. Özellikle bir araya gelip çalışırsak, çünkü onlar bizim hatalarımızı gösterir, biz de onların hatalarını gösteririz. Ortak nokta bulunması daha kolay olur. Çok daha kolay olur. O da bugün için mümkün artık. İşte görüyorsunuz mesela ben bugün burada seminer verdim ama bundan 2-3 hafta önceydi Avustralya'da seminer verdim. Ta Avustralya düşünün yani. Demek ki ta oralarla, oralarda bulunan değişik kültür ve dinlere mensup kimselerle bunları tartışıp hissiyatımızı, anlayışımızı, görüşlerimizi dile getirebiliyoruz. Onlar da bu şekilde sorular sorduklarında beni uyandırdılar. Ha ya bazı hususları demek ki gözden geçirmem lazım diye sonuçlara ulaştım. Yani demek ki bu faydalı. Ben evet diyorum bu soruya. Ortak yaklaşım kesinlikle mümkündür. Özellikle bugün çok daha fazla mümkün. Bu küreselleşmeden dolayı. Ama %100 bu mümkün değil. Zannetmiyorum. Bunu başarmak hiçbir zaman için mümkün olamaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle bir his var içimde. Ya bizde hocam sürekli bir felsefeye karşı bir şey var. Böyle şey var. Olumsuz bakış var. Evet doğru. Ve örnek olarak da misal olarak da Gazali durumundan bahsederler o karşı olduğu için gibi böyle bir algı var. Ne dersiniz yani hele bir ara bu yakın zamanda ilahiyatlardan felsefeyi falan kaldıralım diye de bir şey vardı, bir konu vardı. Sonradan tartışıldı sanıyorum, dokunulmadı. Evet çok şükür iyi ki dokunulmadı. Eğer yani dokunulsaydı bugün ben ilahiyattan yetiştim çıktım. Bizim zamanımızda gerçi felsefe dersleri biraz daha fazlaydı ilahiyatlarda. Hatta felsefe tarihi bölümü vardı. Ben o bölümden mezun oldum. Felsefe tarihi bölümü. Rahmetli Hamdi Ragıp Atademir hocamız kürsü başkanıydı. Onunla birlikte Hilmi Ziya Ülken, yani Türkiye'nin en büyük felsefecileri bizim hocalarımızdı o zaman. Onlar bize derse geliyorlardı. Şimdi yani buna karşı çıkmalar. Efendim? Yakın zamanlarda vefat eden. Evet, Necati Öner hocamız. Evet, o da
Benim mantık hocamdı, Allah rahmet etsin. Birebir ilgilenen hocalarımdan birisiydi. Tezimi onun yanında yapmıştım ben, mezuniyet tezimi bu arada. Vefatına kadar gidip ziyaret ediyordu kendisini. Allah rahmet etsin, iyi ki hatırlattınız. Evet, şimdi burada çok önemli bir yanlış anlama var. Gazali felsefeyi reddetmiyor. Gazali sadece ilahiyatı reddediyor. Bunu ben zaten arz etmeye çalıştım konuşmamda da. Nitekim El Munkizu Minad Dalal adlı eserini alıp okursanız orada göreceksiniz. Gazali diyor ki mantık her Müslümanın çalışması lazım. Her Müslüman bilim adamı tabii. Mutlaka çalışması lazım. Çok önemli bir bilimdir. Elde edilmesi gerekir ve bilimlerde kullanılması gerekir. Mantığı bir ayırdık. İki, fizik. Fizik çalışılması lazım diyor. Farz-ı kifayedir bu bilimler. Yani bütün fizik bilimleri, astronomi vesaire, bütün bunlar çalışılması gerekir. Bunlar o zaman bunların hepsine felsefe deniyor idi. Yani mesela şeyin adı tabiat felsefesiydi. Fiziğin adı fizik diye Yunancasında kullanılıyor idi. Fizika. Bazen Arapçasında da yazıyorlar. Fizika diye yazıyorlar. Sonra İbn Sina bunlara standart isimler verdi. Çok geliştirdi İbn Sina. Tabiiyat adını verdi. O da tabiat bilimleri diye çevrilebilir. Bugün doğa diye bir şey uydurdular, bir kelime. Hoşlanmadığım için de kullanmak istemiyorum. Ne kökü belli ne şeyi belli. İfade ettiği anlam belli. Dolayısıyla tabiat bilimleri bizde tabii ki eğer İslam geleneğine bağlı kalırsak, o demin İslamileştirmeyi de söylediniz burada. Evet. İslami bilim anlayışında böyle bir şey söz konusu değil. Biz bunlara kevni ilimler diyoruz. Kevn. Çünkü kevnde yaratılış var. Yaratılanların bilimi manasında. Çünkü o da yine Kur'an'dan türetilmiş bir kavramdır. Kün feyekun emri var Kur'an'da malum. Oradan türetilmiştir. Kevn, onun kökü de kevn, oluş manasına geliyor. Allah ol der, oluverir. Bilinen bir ayet malum. Çok meşhur bir ayettir. Şimdi dolayısıyla bu tür şeyler Gazali'nin vurguladığı önemli hususlardır. Ha, Gazali mesela ahlak felsefesini de reddetmiyor onlarda olan. Ahlak bilimi diyelim. Felsefesi manasında değil de, çünkü bizde teorik ahlak olamaz. Bu mümkün değil. Gazali pratik ahlakı vurguluyor. Teorik ahlak bizde dindir. Dinden bağımsız bir ahlak olamaz. Yoktur böyle bir şey. O yüzden uygulamalı ahlak var bizde. Gazali bunun önemini dile getiriyor. Zaten İhya-i Ulum da bir nevi tamamıyla neredeyse uygulamalı ahlaktır aslında. Yani dinde ortaya konan teorik ahlaki kuralların nasıl yaşanacağına dair bir el kitabı niteliğindedir. Onun şeyi. Peki neyi reddediyor o zaman Gazali? Ha, mesela fizikte onların sebep teorisini kabul etmiyor. Yanlış diyor. Ama olsun diyor, yani sebep teorisi bir kimsenin yanlış ise bu küfre girmez ki. Onunla insanlar kafir olmaz. Çünkü dinle ilgisi yok bunların. Sadece hata etmiş olurlar diyor. O hatalarını düzeltelim yeterli diyor fizikte. Fakat ilahiyat öyle değil. Çünkü ilahiyatta Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatları söz konusu. Biz bunları nasıl bilebiliriz? Bilebilmemiz mümkün değil. İstediğiniz kadar çalışın, Cenab-ı Hak hakkında hiçbir zaman bilgi elde edemezsiniz. Bizim bütün bilgimiz vahye dayanıyor. Vahyin bize ilettiği, bizden öncekilere de. Yani filozoflar mesela diyor ki Aristoteles'te, evet Aristoteles'te Tanrı hakkında söylenen bazı şeyler doğru, hepsi değil. Aristoteles diyor sizin en akıllınızdır diyor. Mesela Aristoteles diyor ki Tanrı'nın kainattan haberi yoktur diyor. Kainatı bilemez diyor, şuuru yok. Sadece kendi varlığını bilir. Çünkü akıl yürütüyor. Yürüttüğü akıl da şudur. Tanrı vardır, birdir. Mutlak birdir. Basit bir varlıktır. İki olamaz. Şimdi eğer bir kendisini bilir, bir de kainatı bilirse iki oldu. Olmadı, ikilem oluyor. Öyleyse Tanrı kainatı bilmez. Bakın akıl yürütüyor. Güzel bir akıl yürütmüş ama yanlış. Yani şimdi Gazali'nin reddettiği mesele bu. Ya diyor sizin en akıllınız diyor. Aristoteles'ten daha akıllısı var mı? Evet, Aristoteles'in evet felsefesi vesaire çok güçlü, çok akıllı. Ama maalesef Allah hakkına geldiği zaman yani ilahiyata dair gaybi meselelerde hiçbir bilgi üretemez. Geçersizdir.
Evet, o açıdan ilahiyatı bilim olarak reddediyor Gazali. Ama diğerlerini olduğu gibi kabul ediyor. Felasife demesinin sebebi malum. Felasife Yunanca bir kelime. Değil mi? Felsefe Yunanca'dan alınmış bir kelime Arapça'da. Yani Aristoteles tarzında felsefe yaparsanız Gazali bunu reddeder. Kabul etmez bunu. Neden? Evet. İlahiyattaki hatalarından dolayı. Ama onun dışında Kur'an'ı gaybi konularda rehber olarak al, tamam, istediğin kadar felsefe yap. Gazali buna karşı değil. Bizde maalesef bu karışıklıktan dolayı felsefeye karşı bir düşmanlık var. Yani bu açıklanır da ortaya konursa gayet iyi anlaşılır. İnşallah o zaman felsefeye karşı böyle bir düşmanlık olmaz. Evet. Yine bir Mustafa Atlı'nın sorusu devam ediyor hocam. Hocam, dünya görüşün sistem haline getirilmesi bilimin görevleri arasında değerlendirilebilir mi? Elbette ki değerlendirilebilir. Yani bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bunu en çok vurgulayan, ismini onun için mahsus bahsettim. Batı'da Whitehead. Batı'da Whitehead. Aslında ideal olan da odur. İdeal olan odur. Yani bir toplum içerisindeki fertlerin dünya görüşlerinin mutlaka bilimlerle sistemleştirilmesi gerekir, düzene sokulması gerekir. Aksi halde o toplum bilimlerde ilerleyemez. Çok zor, mümkün değil bu. Bazen örnekler verebilirim ben buna ama çok çarpıcı örnekler de verilebilir. Bir medeniyette eğer bilimlerde ilerleme olmazsa o medeniyet hakim bir medeniyet durumuna gelemiyor insanlık tarihinde. Bu mümkün değil. Buna örnekler verilebilir. Mesela şu anda Çin'i ele alalım. Mesela Çin'i incelediğiniz zaman Çin dünya görüşünde maddiyata çok aşırı bir vurgu vardır. Çok aşırı bir vurgu. Bilime ve bilgiye olan vurgu sıfır diyebiliriz. Sıfıra yakındır. Bizde sıfıra müncer derler ya. Evet. Bir nevi öyle. Şimdi öyle olunca peki diyeceksiniz ki ya hocam bak bunlar teknolojide nelere gitmişler. Ya işte şimdi maddiyata verilen önemden dolayı, çünkü teknoloji para getiriyor, güç getiriyor bir de. O para ve gücü elde etmenin en kolay yolu teknolojidir. Siz bilim olmadan bunu, ama bilim olmadan tabii bugün çok zor yapamazsınız da, ama ne yapıyorlar bilimi? Batıdan alıyorlar tamamen ithal yoluyla. Batıya gidiyor, çalışıyorlar, çok çalışkanlar. O çalışkanlıkları tabii dünyaya olan, maddiyata olan düşkünlükleri onları buna itiyor, teşvik ediyor. Çok fazla teşvik ediyor. Bizdeki teşvik, İslam medeniyetindeki bilime, bilgiye, teknolojiye olan teşvik, Allah rızasını kazanma, faziletlerde yükselme, insanı kamil olma yönünden olduğu için bize teşvik getiriyor. Şimdi bakın yaklaşımlar farklı. İşte demin vurgu yaptığımız mesele o. Evet, bilgi kendi mahiyeti ve yaklaşımından dolayı İslami veya gayri İslami olur. Evet, bu çok önemli. Yani bilgi, hani dediler ya, nasıl olur? Yani bilgi İslami olabilir mi? Seküler olabilir mi? Küfür de var. Küfür de bir bilgidir. Küfrün bilgi olduğunu kim inkar edebilir? Küfür bir bilgidir. Bilgi olarak, evet, Kur'an buna karanlık bilgi diyor. Zulmet. Zulmet bilgisi. Yani tabii onu da cehaletle tavsif ediyor. Neden? Çünkü hakiki bilgiyi elde edemedikleri için. Yani Kur'an açısından aslında o bilgi değil. Bilgi değil. Neden bilgi değil? Bilgi olmamasının özelliği hakikati kaybettiğinden dolayı. Hakikati kaybeden bir şey gerçek anlamda bilgi olamaz. Ama nihayetinde özelliği itibariyle baktığın zaman insan zihninde yer alan kavramlarla üretilmiş, kendi dünyada ve yaşantısında kullandığı bir özellik. Biz bugün bilgi dediğimiz şey de budur. Yani demek ki hani Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ya, hani onlar dünyanın ancak zahirini bilirler. Ha, demek ki bilgi var orada. Ama o bilgi maalesef İslami değil işte. İslam'la hiçbir ilgisi yok. Bizim söylediğimiz bu. Ben çok fazla vurgu yapmıyorum buna. Yanlış anlaşıldığı için birkaç defa böyle kullandım. Ondan sonra pek kullanmıyorum. Sadece yaklaşımın İslami olması gerekir. Bence yöntem vesaire bunlar iyice bilirse daha iyi anlaşılır. Diyoruz. Evet. Soru gelmedi hocam. Yok. Anlaşıldığına göre. Hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim. Yani çok karmaşık felsefe gibi karmaşık bir konuyu evet anlaşılır bir dille anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz ve bu olumsuz algının izale edilmesinde sizlere büyük görevler düştüğünü düşünüyorum hocam. Evet. Felsefeci. Evet, doğru. İşi karmaşıklıktan ziyade anlaşılır hale getirmek diye düşünüyorum. Hocam. Evet, inşallah. İnşallah. Önümüzdeki haftanın programını da belirterek programımızı sonlandıracağız. Haftaya çarşamba sohbetlerimizde Profesör Alim Yıldız Hoca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü. Bu da üniversite nedir? Neye yarar? Sorusu çerçevesinde bizlerle sohbet edecek. Bir de bizim şeyimiz var hocam. Cumartesi günü bir kitap yazar programımız var. Evet. O da 14.30'da 6 Şubat Cumartesi 14.30'da şair yazar Hüseyin Akın. İyi bir şair. Babam ile Mercedes diye bir yeni bir şiir kitabı yayınlandı. Bu çerçevede şiir nedir? Türk şiiri ne durumda? Yeni durumlar nedir? Bunlar üzerinde sohbet edeceğiz. Yine dostlarımızı bizi izlemeye devam etsin istiyoruz. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Bu tekniğin biraz önce de söylediğiniz gibi faydaları da yani yüz yüze görüşemezsek de siz İstanbul'dan biz de Ankara'dan evet. Yan yana gitmiş gibi sohbet edebiliyoruz. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ümit ve temennisiyle. İnşallah. İnşallah dua edelim. İleride yüz yüze vicahen bir araya gelip yine